Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu videosundan hepinize selamlar. Bugün aylardır beklemiş olduğum bir oyun olan Evil Dead Game oynayacağım. Bu ayın 13'ünde çıkmış olan bir oyun, 2 gün önce çıktı yani. Biz de haftalar öncesinden ön sipariş olarak satın almıştık tüm ekipçe. İlk video biraz böyle hani ön izlenim gibi olacağı için solo çekmeyi tercih ettim. Çünkü oyunda denk geldiğim şeyleri anlatarak oynayacağım. Ekipli olduğu zaman sesler üst üste falan binebiliyor biliyorsunuz ki. Öyle olduğu zaman çok öğretici bir video gibi olmamış oluyor. O yüzden ilk bölüm solo kendim anlatarak oynayacağım. Diğer bölümler SVF yani ekiple birlikte gelmeye devam edecek. Gençler, oyun Dead by Daylight'taki Ash Williams karakterinin oyunu. Zaten o karakterin filmi, dizisi falan var. Meşhur bir karakter. Şimdi ben oyunu daha önce hiç oynamadım. Ama çıktığı gün Mami Discord'da yayın açtı ve beraber oynadık. Mami izledik daha doğrusu. Öyle aklımda kalan şeyleri anlatmaya çalışacağım size. Klasik 4v1 korku oyunu. Herkes online. Ancak isterseniz bilgisayara karşı da oynayabiliyorsunuz. Öyle bir modu da var. Biraz menü içeriği falan tanıtayım. Menü gördüğünüz gibi dolgun arkadaşlar. Menümüz gayet güzel. Direkt zaten menüden oyun kendisinin kaliteli bir oyun olduğunu hissettiriyor. Burada koleksiyon kısmı var gördüğünüz gibi. Buradan oyun içi paralarınızla karakterlere perk açabiliyorsunuz. Karakterleri sınıflara ayırmışlar arkadaşlar. Bir tane leader, 3 tane warrior, 3 tane hunter, 2 tane de support karakter var. Tabii ki oyun güncelleme aldıkça yeni karakterler de gelecektir. Buradan istediğiniz karaktere girip şu gördüğünüz kısımdan karakterinize skill yani perk açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekil bir skill ağacı olması çok iyi gerçekten. En azından oyunda bir amaç uğruna puan kasmış olacağız. Ve outfits kısmında da gördüğünüz gibi karakterinize skin alabiliyorsunuz. Bunlar tabii güncelleme geldikçe yenilenir. Bu da bu arada bahsettiğim ana karakterimiz arkadaşlar, Ash Williams. Ancak ben bugün bununla oynamayacağım. Şu karakter aşırı hoşuma gitti, bununla oynayacağım. Gençler, şimdi tutorial yapmadan oyun sizi maça sokmuyor. O yüzden tutorial'ı oynayayım. Hem orada bildiklerimi anlatarak oynarım, hem de izlerken oyunu öğrenmiş bir şekilde izlemiş olursunuz. Evet gençler, tutorial'a başladık. Gerçekten hani çok övüp oyunu böyle reklam almış gibi yapmak istemiyorum. Öyle bir şey yok, keşke almış olsak nerede, ama grafikler olsun, oyuna verilmiş uğraş olsun, çeşitlilik olsun bence çok iyi. E'ye basarak volt atıyormuşuz. Kapat oyunu. Hocam boşlukla atsak daha iyi olmaz mıydı, siz bilirsiniz. Tabii ki hiç karışmıyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, oyunda bu şekil silahlarımız var. Silahların nadirliği var. İşte common, rare gibi. Bu nadirlik arttıkça silahın tabii ki de gücü artıyor. Mesela legendary ile başlayalım. Direkt en iyisinden başlayalım. Boşlukta dodge atıyormuşuz. Şu şekil. Valorant'taki Jett'in dash'i gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bu dodge staminanızdan harcıyor. Sol altta karakterinizin fotoğrafının olduğu yerin hemen altında bir stamina barı var. Gördüğünüz gibi yarıya düşüyor tek bir dodge'da. Mouse orta tekerlekle ağır saldırı düzenliyormuşum. Şu şekilde. Sol tıkta normal. Küçük hafif saldırı. Yerde şu şekil kolalar var. E tuşuna basılı tutarak bunları alabiliyoruz. Ve 2 rakamına basarak kolayı içip canımızı doldurabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz itemi alt tuşuna basarak bu şekilde spotlayabiliyorsunuz arkadaşlarınıza. Aynı zamanda bu şekil aldığınız kolaları stokta yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum kaç tane alabiliyoruz. Mesela şu an 2 tane var. Üçüncüyü de alabiliyor muyum? 3 tane kola yaptım arkadaşlar mesela. Dördüncüyü alamıyorum arkadaşlar. Aynı slotta yer kapladığı için 3 tane kola alabiliyorsunuz. Diğer slotları işgal etmeden. Ve bu kolaların tanesi neredeyse canınızın yarısını dolduruyor. E'ye basarak tekrardan voltumuzu atalım. Animasyonlar falan gayet güzel. Buradan maç içinde kullanabileceğimiz böyle yetenek küçük taş gibi şeyler topluyoruz. Gördüğünüz gibi kullandım ve o anki gücümü arttırdı. Artık silahın gücünü arttırıyordur. Belki staminamıza da falan etki ediyordur. Bize bir güç veriyor yani. Shift'e basarak her zamanki gibi hızlı koşuyoruz. Bir rakamına basarak flashlight'ımızı açabiliyoruz. Evet, şimdi fight'a başlıyoruz arkadaşlar. Oyunda bu şekil küçük küçük yaratıklar var. Silahım var değil mi lan benim? Ha. Bir dakika arkadaşlar, onu yapacağım. Şimdi oyunda karşınıza çıkan bu şekil küçük küçük zombi tarzı yaratıklar var. Bunlarla savaşıyorsunuz ve belli bir yerden sonra F tuşuna basarak bunlara fatality çekebiliyorsunuz. Yani hani Mortal Kombat diliyle konuşayım. Yani direkt mori çekebiliyorsunuz, öldürebiliyorsunuz. Tabi bu silahınızın gücüne göre. Silahınız güçlüyse çektiğiniz moriden sonra direkt ölüyorlar. Silahınız güçlü değilse çektiğiniz moriden sonra canları epey bir azalıyor. Sonra yine vurmaya devam etmek zorundasınız. Her silah için bir sürü animasyon var. Zaten oyunda da göreceksiniz detaylıca. Şimdi göstereceğim gençler. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. F tuşu çıktı. Gördüğünüz gibi özel bir kille. Bunlar hani boss değil, küçük yaratık olmasına rağmen onlara bile özenmişler. Her silahın şu şekil gördüğünüz morisi var. Hem de bir tane değil, bir sürü var. Mesela farklı bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi az öncekinden farklı bir mori mesela.
Her silah için dediğim gibi bunlardan bir sürü var. Sadece böyle yakın dövüş değil, kullanabileceğiniz pompalı, tüfek tarzı şeyler de var. Vay, dodge atıyoruz ha. Bir özel kill daha. Hadi bakayım. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz özenilmiş. Şimdi evet, evlerin dıştan görünümü bu şekilde gençler. Gayet güzel bence o, hani eski korku filmlerinin havasını vermişler. Zaten oyunda en sevdiğim noktalardan birisi o oldu. Hani 13. Cuma filmlerini izlediyseniz o eski kasvetli ortam verilmiş yani bence. Evet, bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Silahımızı gördüğünüz gibi aldık. Bana bir daha öyle gülsene lan. Iii. Tam zombilerinde nasıl saldırılar yaptığını görmüş olduk arkadaşlar. Oğlum ben efsaneyi mi bitirdim lan? Evet arkadaşlar, şimdi oyundaki bir diğer güzel özelliğimiz olan araba kullanmaya geldik. Oyunda harita çok büyük olduğu için bazı yerlere arabayla gitmek zorundasınız. Harita büyük olduğu için de çok uzun sürüyor oyunlar. Bunu olumsuzmuş gibi söyledim ancak bence olumlu bir şey. Neden olumlu bir şey? Gerçekten bir filmin içinde gibisiniz yani. Hani film demeyeyim de yarım saatlik bir dizinin içinde gibisiniz. İşte araba kullanarak, evleri lootlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu yaparken yanınızda arkadaşlarınız da var. Gerçekten çok keyifli. Oyunda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Arabalar direkt hazır bu arada. Arabalar için ekstra bir şey bulmamıza gerek yok. Klasik sürme mekaniğiyle arabayı sürüp zombileri de böyle ezebiliyoruz. Bu arada araba mekaniği gayet güzel. Arabadan da şöyle çıkalım. Ablacım onu onu yapma. Senin için iyi olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik görevlerden bir tanesine. Oyunda şu şekil haritalar var. Bunların yanına gidip bu haritaları topluyoruz. Bu yalnızca bir parçasıydı. Gördüğünüz gibi ikinci parçasını da buldum. Bir dakika ama... Şu üst kısımda zaten görev yolculuğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Orada iki tane harita parçası açık bir renkte yanmaya başladı. Yani bir tane parça kaldı demek oluyor bu. Burada gördüğünüz gibi Survivor chestleri var. Bunları açarak işte size can verebilen şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bir dakika ama. İşte mesela gördüğünüz gibi pistol çıkarttım. Mesela bundan da pistol çıktı ama farklı bir silah. Dediğim gibi çeşitlilik çok fazla. Oyunda şu şekil pink adı verilen küçük şişelerden toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da şu işe yarıyor. Tab tuşuna basarak... Hani bir genel değil de sadece maç içinde geçerli olan bir skin havuzunuz oluyor. Şunu da bir indireyim arkadaşlar. Buradan da pinklerinizi harcayarak kendinize güç basabiliyorsunuz. Mesela elimizdeki silahı arttırmış olduk. İşte kimisi hasarını arttırıyor, kimisi staminanızı arttırıyor, kimisi canınızın daha az gitmesini sağlıyor, kimisi size kalkan veriyor vesaire. Bu tarz avantajlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi son harita parçasını aldım ve ilk görevimizi tamamlamış olduk. Şimdiki olayı kısaca anlatayım arkadaşlar. 3 haritayı topladıktan sonra... Bir şey anlattırmıyorsunuz ya. 3 harita parçasını da topladıktan sonra haritada şu şekil... Mavi çember içerisinde simgeler beliriyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey o simgelere gidip belli bir süre boyunca o simgeleri korumak. Yani o simgenin mavi çemberi içerisinde bulunup gelen atakları savuşturmanız gerekiyor. Bu simgeleri tamamladıktan sonra görevinizi bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi mavi bir alan belirdi ve bu alan içerisine giren zombileri öldürerek şuradaki barın dolmasını beklemek zorundayım. Gördüğünüz gibi bar doldu. İlk mavi simgemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi mesela başka bir silaha geçelim. Bir tane daha. Şimdi bir de hammer kill'imizi gösterelim. Şimdi bunun burada o kadar hızlı alındığına bakmayın arkadaşlar. Of çok güzel ya. Vallahi rahatlatıcı video gibi. Ay o neymiş? Şimdi bu mavi simgelerin bu kadar hızlı bittiğine bakmayın arkadaşlar burada. Tutorial diye bu kadar hızlı bitiyor. Oyun içinde çok uzun sürüyor. Lan o ne? Ali geliyor. Ali yapma lan. Lan Ali patladı. Evet arkadaşlar, şimdi geldik oyunun en önemli kısımlarından bir tanesi. Korku barınızı artarsa karakteriniz bağırmaya başlıyor. Karakterinizin korku barı fullendiği zaman da, yanlış bilmiyorsam, çünkü dediğim gibi sadece bir maç izledim Mami'yi. Katil sizi ele geçiriyor. Sizi ele geçirdiği zaman işte takım arkadaşlarınıza zarar verebiliyor. Ve takımınızı bir kişi eksik bırakmış oluyorsunuz belli bir süre boyunca. Yani korku barınız fullendiği zaman aman deyip geçmemelisiniz. Onu da şu şekil yenebiliyorsunuz. Şu şekil bir varil veya ağaç kenarında bir yer bulup ateş yakmanız lazım. Ateşin başında biraz durduğunuz zaman sol altta gördüğünüz gibi pembe olan kısım yavaş yavaş geriliyor. Bu kısım bizim korku barımız. Ateşin yanında durdukça da bu şekil korku barınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Hop! Uff! Arkadaşlar sesim çıkmadı lan kilo öveceğim diye. Niye öyle oldu?
Allah Allah, hiç de Dota'nın olmazdım ama bak çok ilginç oldu şu an. Evet arkadaşlar, şimdi geldik karanlıkta savaşmaya. CTRL'ye basarak şu şekilde arkadaşlar. Oradaki 3 gücü de yok etmemiz gerekiyor. Bir tanesini yok ettik. Tekrar CTRL'ye basarak atak veriyoruz ve gördüğünüz gibi barı iyice azalıyor. Bir tane daha yok ettik ve son kaldı. Sonuncuyu da yok ettiğimiz zaman hemen göreceğiz neler olduğunu. Ve sonuncuyu da yok ettik. Tabii bir dakika, şu son kısmı da arkadaşlarımızla vura vura delmemiz lazım. Daha doğrusu şöyle, bir dakika yanlış anlattım. Ben bunları arkadaşım sandım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şu ortadaki şeyi korumam lazım. Belli bir süre boyunca. Of, killere bir bak ya. Ve bu son adımı da gerçekleştirdiğimiz zaman kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gençler, tutorial'ı çok açıklayıcı ve güzel yapmışlar. Sadece bir maç izlememe rağmen tutorial'da her şeyi daha net bir şekilde anladım. Tutorial'da öyle bir anlattılar ki hani sanki katil yokmuş gibi. Fakat katil tabii ki de var. Ancak katili şöyle düşünmeyin arkadaşlar. DBD oyunundan örnek vereyim. 4 kurban bir katile karşı oynuyoruz yani. Hani bir tane katil var, main katil var ve bizi kovalıyor, yakalamaya çalışıyor. Bu oyunda öyle değil. Katil sürekli hayalet modunda, yani görünmez bir modda hızlı bir şekilde dolaşabiliyor. Yani çoğu zaman yanınızda aslında. Ancak bir anda böyle spam olup size saldıramıyor. Size saldırabildiği noktalar, işte zombi spamlıyor, onları üstünüze salıyor. Veya da o zombilerden bir tanesinin kontrolünü ele geçiriyor. Normal zombiler 3-4 vuruşta ölürken, katil o zombiyi ele geçirdiyse daha uzun sürede ölmüş oluyor. Daha güçlü bir zombi elde etmiş oluyor yani. Onun harici siz ağaçların dibindeyken ağaçlara tuzak koyup ağaçlarla size saldırabiliyor. Siz araba sürerken arabanızı ele geçirip arabayla sizi ezebiliyor. Sonra dediğim gibi hani sizi veya arkadaşlarınızı ele geçirebiliyor. Bu şekilde avantajları var katilin. Burada gördüğünüz gibi belli başlı kısımlara ayrılmış arkadaşlar. Sol kısımda oyunculara karşı ister Survivor ister de katil oynayabiliyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi online oluyor. Bu kısımda ise bilgisayara karşı Survivor'a da katil oynuyorsunuz. Yani karşınızdakiler bot oluyor. Son kısımda da özel maç. Yani arkadaşlarınızla özel bir oyun kurup beraber oynayabiliyorsunuz. Ve oyunun en sevdiğim kısımlarından bir tanesi olan Missions kısmı arkadaşlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi 6 tane küçük, kısa süren hikayeli bölümlerimiz mevcut. 13. Cuma oyunundaki minik hikaye gibi düşünebilirsiniz bunu. Onda da bu şekilde tekli tekli challenge'lar vardı biliyorsunuz ki. Bunları da solo hikaye şeklinde atacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Evet arkadaşlar, yükleme ekranımız bu şekildeydi. Daha doğrusu bekleme ekranımız. Yükleme ekranımız da bu şekilde. Ve evet, bunlar da minik minik killerlarımız arkadaşlar. Karlı bir günde başladık bu arada. Çok güzel bir ortam var şu an. Yarım saatlik bir süremiz var dediğim gibi. Şuradan mesela ateş yakıp korkumuzu yenebiliyoruz ama şu an gerek yok. Şimdi map parçalarını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Haritadan da arkadaşlarımızın yerini görebiliyoruz. Bu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Şöyle haritayı göstereyim. Harita gerçekten büyük. Şöyle daha da detaylı bir şekilde gösterebilirim. O yüzden dediğim gibi gerçekten her bir maç, her bir oyun bir dizi havasında geçiyor. Tek bölümlük dizi gibi böyle. Evimizi biraz araştıralım, arabaya binip gideceğim. Bu arada şu an karlı bir haritada olduğum için belki drop üye olabilirim arkadaşlar. Öyle bir şey varsa kusura bakmayın, artık editlerken fark ederim öyle bir şey varsa. Kibrit aldım sanırım yerden. Vurmalı kırmalı bir şey alsam, ben böyle oyunlarda eğimli şeyleri sevmiyorum. Yakın dövüş seviyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Adam disconnect oldu la, Allah belanı vermesin, daha ilk maçı ya. Evet arkadaşlar, şimdi arabamıza binelim bir, tamam mı? Nereye doğru gidelim? Bizimkilerin yanına doğru gidelim. Araba mekanikleri de bu arada gayet güzel, dediğim gibi basit. Merhabalar, bineceğim mi? Gel atayım. Gidelim. Hadi hadi. Çekinme. Bu arada yumrukla dövüşme de varmış. Elinize illa bir şey bulmanıza gerek yok. Lan kalk lan. Şş. Kalk lan. Arkadaşlar, oyunda ölmek bir hayli zor. Yani katilin temel amacı size zaman kaybettirmek. Sizin de temel amacınız görevleri tamamlamak işte. Şeylerden bir tanesine geçmiş. Dodge bir chat. Uy, çok güzel. Bu arada killer miydi lan bu? Emin olamadım. Değildi galiba. Çok kolay öldü. Killer olmayabilir, emin değilim. Killer olduğu zaman böyle bir kırmızı yanıyor arkadaşlar. Oo, çok güzel. Bir tane parça bulduk. Şimdi arkadaşlar, biz şöyle diğer lokasyonlara doğru bir gidelim. Tamam. Diğer evimize de geldik. Şuradan bir volt hocam. Oo, buranın alt katı neymiş lan böyle? Aha, çok güzel. En azından ikinci silahımıza yakın dövüştük bir şey bulduk. Silahım güçsüz olduğu için arkadaşlar, özel kill çeksem bile canı çok gitmiyor gördüğünüz gibi. İki tane özel kill'le anca öldürebildim. Haritada çok bol araba bulunuyor. Az önce mesela bir araba bırakmıştım, hemen bir tane daha buldum gördüğünüz gibi. Zaten çoğu şeyi de haritada görebiliyorsunuz, size yerini gösteriyor. Dediğim gibi hani ölme veya ölmeme üzerine değil de daha çok böyle hayatta kalma, hani böyle o aksiyonu yaşama üzerine kurulu bir oyun. Şimdi bizimkilerin yanına gidiyorum. Çok fazla ayrı oynamayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz burayı lootlamışsınızdır ama ben de bakayım yine de. Ay, şey testleri buldum ama ben alamıyorum onu. Sanırım bir tek Ash alabiliyor, Ash Williams. Reis, testereyle dal şuna. Lan pezevenk, niye tek bırakıyorsun beni burada? Hop dodge bitches. Aman buldum bu çocuğu. Tamam öldü, alo alo. Tamam sakin sakin arkadaşlar, bir tık şey yaptım, anın şeyine kapıldım, kusura bakmayın.
Şu ablamıza hemen bir yardım. Benlik bir şey var mı abla? Şu an bunların hepsini katil salıyor arkadaşlar. Şöyle. Hop bir dodge. Bir F daha. Özel vuruşlar çok iyi gerçekten ya. Çok iyi. Şimdi hocam iki tane de harita parçası lazım ya. Üç kişi kalmasaydık iyiydi ya. Bu arada arkadaşlar haritayı açıp şu şekilde gitmek istediğiniz yere noktada koyabiliyorsunuz. Yani PUBG'deki gibi düşünebilirsiniz. O da çok güzel bir sistem. Yani sürekli haritayı açmak zorunda değilsiniz. Bir kere işaret koyup sonra oraya doğru gidebiliyorsunuz. Bu ne lan, Jason'ın mezarı mı burası? Bunların hepsini dediğim gibi arkadaşlar katil spamlıyor. Yani bir özel bir katil yok da böyle şey var. Stratejik hamlelerle oynayan katil var. Şimdi ateşimizi bir yakalım arkadaşlar. Göt cebimizden kibriti çıkarttık. Dur lan biz de yanacağız. Korkuyu bir sıfırlayalım. Tamam, korkumuzu sıfırladık. Ablacım yol öyle bir yol ki solda full cheat var. Ben seni spotladığım yere nasıl götüreceğim? Şuradan gidebilir miyiz? Ha, ateş yakmaya gitti, tamam. Şu malları bir arabayla ezeyim. Gerizekalı. Arkadaşlar hazır ateş yakmışken bize değerlendirelim. Bizim de korku barımız artıyor çünkü. Sen bin arabaya, sen sür, ben de geleceğim. Tamam, bu götürsün bakalım. Bunlar biraz daha biliyor gibi arkadaşlar oyunu sanki. Evet arkadaşlar, oyunu çok iyi bildiğini bize belli etti. Bak bu katil arkadaşlar, ana katilimiz. Yani ona geçmiş, gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Bırak kızı. Şam şeytanı balıklı küçük orospu. Hop dodge'mişiz. Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi o daha uzun sürede öldü çünkü ana katilde küçük zombilerden bir tanesine geçmiş. Bu arada ikinci harita parçasını da bulduk. Çok güzel. Oo bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum gangbang yiyorum lan. Kodumun çocuğu. Kalabalıkta atar yapanın tenhada aklı olmazmış arkadaşlar. Aha, üçüncü haritayı da bulduk. İşte şimdi bahsettiğim olaydayız arkadaşlar. Yalnız benim elimdeki silah inanılmaz güçsüz. Yani nasıl savunacağım o bölgeyi bilmiyorum. Şimdi bu arada taba basıp şöyle kalkan verim. Zaten bir tane alabilmişim şeyden. Seada'yı alacak mı bize? Adam bizi almaya gelmiş arkadaşlar. Tam böyle o hani dayanışma, o korku filmi dayanışmasını hissettiniz değil mi? Harita büyük olduğu için herkes gidiyor, sonra geri toplanıyorsunuz falan. Hani böyle tam o arkadaşlık hissi var oyunda. Çok aşırı hoşuma giden bir şey. Arkada da sürekli böyle bir gerilim müziği. Tam bir filmin içinde gibisiniz ya. Şu an mesela bir grup arkadaş toplandık, bir kampa gidiyoruz yani, öyle düşünün. Evet arkadaşlar, şimdi savunmamız gereken yere geldik. Tabii benim silahım inanılmaz güçsüz olduğu için yani biraz dualarla yaşayacağız burada, ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar beni bir tık I'm stuck oldum, yardım var mı? Bir tık I'm stuck oldum. Oğlum bizim adam da testereyle ne biçiyor lan öyle? Bir tane daha. Tamam. Ulan bizim de elimizde şöyle güçlü bir şey olsa var ya, daha fazla yardım edeceğiz de. Kiminin parası kiminin hayır duası demişler. Fake takside geçiyor bu söz arkadaşlar. Oo bizim adam da disconnect olmuş. Kanka niye ya? Ne güzel gidiyorduk ya. Eş hadi oğlum, biz bu işi yaparız. Eş. Eş yardım et, eş. Şuna da. Oy doca bak doca. Aha kola buldum, çok güzel. Bizim adam mı atmış bunu bana? Sen adamsın. Evet, canımızı doldurduk arkadaşlar. Eş ben şunu alayım, sen onu al. Arkadaşlar onun elindeki silah güçlü olduğu için tek bir F yapışıyla adamları tekli öldürebiliyor. Yani bizim yanımızdaki adamdan bahsediyorum. Ama ben öldüremiyorum. Oo adam bunu ele geçirdi. Eşin testeresine inanılmaz ihtiyacımız var şu an. Evet arkadaşlar, ilk parçayı tamamladık. Hemen sandığını açalım bunun. Lan yine testere çıktı oğlum, ben alamıyorum ki onu. Eşin özelliği arkadaşlar, o testereleri sadece eş alabiliyor. Bizim adam bana yine kola verdi. Sen var ya adamsın, o dayanışma bize maçı getirecek. Hadi aslanım. Hadi gel, diğer noktaya gitmemiz lazım. Sorarım sana ey katil, ya 4 kişi olsaydık? Kanka ne yapıyorsun? Alo. Çaktırmadan bir de devam ediyor ya, sanki bilerek yapmış gibi. Böyle yere düşersin de şınav çekmeye başlarsın ya bir anda. Oğlum benim elimde birazcık güzel bir şey olsa var ya, bu iş biter burada da. Oha oha, yavaş lan. Alo. Oğlum bunlar biraz daha büyük lan. Aha onu ele geçirdi, hastı kome. Şunu bir açalım kankam hemen. Ananı ne oluyor lan? O ne oğlum, bir şey saldırdı. Allah belanı versin açtığım kunduktan. He? Kunduk mu? Açtığım sandık. Alo. Arkadaşlar açtığım sandıktan jumpscare yedim. Hayır canım çok az, canım çok az. No 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 bitch. No 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 bitch. Eş kurtarman lazım oğlum beni. Şerefsiz ya. Kanamam var. Birazdan tamamen öleceğim galiba. Bizim adamın onları öldürüp beni alması lazım. Evet öldürdü hepsini, beni kaldırıyor. Eş var ya sen adamsın ya. Yemin ediyorum diğerleri satıp gitmese. O kadar rahat bir win'di ki. Çok iyiyiz lan eş. Çok iyiyiz lan eş. Kanka bana kola mola bir şey yok mu, anasını avradını sattığımı yerinde ya. Canımın daha az gitmesini mi sağlıyor? Ne oluyor? Ben şunu animasyon çekeyim. Ona değil. Belli başlı bir düşme limitiniz yok diye biliyorum. Yani işte 3 kere düşünce direkt ölüyorsun falan diye bir mantık yok. Sürekli kalkabiliyorsunuz sanırım.
aynı zamanda tamamen ölseniz bile adam bu bölgeyi ele geçirdiği zaman tekrar doğuyoruz. Şunu bir öldürse var ya direkt bizde. Bak mesela öldüm şu an ama ortaya alması lazım. Evet, doğru biliyormuşum. Orta fullendi ve tekrardan hayata döndük. Bizim adam bana silah spotladı sanırım. Al bunu al gerizekalı diye. Yani çünkü adamlara hakaret etsem daha fazla hasar verebilirim diye tahmin ediyorum. Elimdeki silahtan. Tek atıyor herhalde, anlamadım. O mormuş bu. Eş arabayla mı gitseydik reis? Oo, korku barımız inanılmaz artmış. Oraya bir ateş yakmamız lazım hemen. Şu an var ya çok güzel bir çift olduk ya. Resmen dostluğun dayanışması anasını satayım. Bu arada hızlı koşmak için shift'e basılı tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir kere bastığınız zaman otomatik koşmaya başlıyor. Bir kere bastığınızda da duruyor. Zord. Kanka benim elime bir legendary item versen var ya şu an. Seninle sırt sırta verip sikemeyeceğimiz kimse yok biliyorsun değil mi Eş? İlkan, bizim seninle sırt sırta verip de sikemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Adam bir taneyi teklerken biz de yanındaki küçüklerden bir tanesini aldık mı adama büyük bir avantaj sağlıyoruz arkadaşlar. Gerisini zaten o hallediyor gibi. Ama benim korku barım fullendi, olamaz. Hah, ateş buldum, alev buldum. Şurada biraz barımı azaltmam lazım. Bu ateş benim yaktığım bir ateş değil de hazır bir ateş olduğu için daha az yeniyorum arkadaşlar korkumu. Kanka yardım. Maçın sonlarına geldiğimiz için korku barım inanılmaz hızlı doluyor. Söveceğim şimdi bir taraflarına. Bunun özel kili nasılmış? Oy, bak fullendim. Korku barım fullendi. Saldır oğlum Ahmet, saldır oğlum Ahmet. Bir tane kötülüğü yok ettik arkadaşlar. Kaldı bir. Şey kaldı iki. Çok iyi matematik, bravo Ahmet'cim. Eğiminizi tam denk getirmeniz lazım orada. Rastgele sallamamanız lazım. Hareket ederek. İkinci de gidiyor. Oğlum iki kişi maç mı alacağız lan yoksa? Bu satırın killerini de ilk defa görüyorum bu arada. Nasılmış? Göte bir tekme. O nasıl öldürmedi lan? Vallahi gidiyor. Oğlum sonuncunun canı ne kadar çokmuş lan. Yani doğal olarak değil mi? Sonuçta buranın şeyi bundan sorumlu yani. Buranın reisi bu. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar son adımdayız. Kitabı korumamız lazım şu köpeklerden. Oğlum bizim adam e-sporcu gibi oynuyor lan. Yemin ediyorum kaç maç oynadıysa var ya bitirmiş oyunu ya. 2 dakika boyunca mı korumamız lazım hocam? Bizim adam yakını savunsun, ben uzaktan savunayım ki zaman kaybettireyim. Çünkü benim öldürme olayım biraz daha düşük. Benim bu şey galiba tek atıyor. Yani biraz geç anladım ama. Canımız full ikimizin de. Ezwin gibi duruyor. Zaten 5 saniye kalmış. Bravo lan sana. Nice. 2 kişi yarım saatlik oyunu devirdik ya lan. Helal olsun sana. Tabii bizim adamın payı çok büyük. Vay 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 vay. En güzeli benim şimdi, yalan yok. Evet, bizim adam ağır taşımış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz de olsun, en azından satmadık yani diğerleri gibi. Evet gençler, tutorial'la birlikte bir maç oynamış olduk. Hem oyunu anladığınızı düşünüyorum, hem de ben inanılmaz keyif aldım. Hani aynı cümleleri kurup tekrara düşmek istemiyorum. Öveceğim kadar övdüm oyunu zaten. Gerisi sizde yani, kararı siz verirsiniz. Beğenip beğenmediğinize dair. Oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi çikolata ve elinizdeki item'ın nadirliği. Adamın elindeki Legendary'di ya da Mordu. Tek bir Mori ile herkesi öldürebildi gördüğünüz gibi. Ben ise 2 tane 3 tane Mori ile öldürebildim. Çikolata da sürekli canınızı yenilemenizi sağlıyor. Bu arada maç çok aksiyonlu geçti. Evet ama son kısımlarda katil sanırım saldı yani. Tam olarak bilmiyorum 2 kişi kaldığımız için. Çünkü o son kısımlar o kadar basit değil normalde. Artık ilk maç şansı diyelim. Sizlerden tek ricam arkadaşlar, bu oyunu lütfen gidip DBD ile falan kıyaslayıp işte DBD daha iyi, bunu çekme, DBD çek gibi şeyler yazmayın. DBD de gelecek, bu da gelecek. İkisi de seri olmaya devam edecek, merak etmeyin. Umarım keyif almışsınızdır. Oyunla ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.